2000 dernek var. Bu dernekler efendim silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Pompalı alımlarıyla işte izinli internetten bile satılan şekilde bu silah yayılıyor. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Selefi dernekler silahlanıyor sözleri tartışılmaya devam ediyor. Sözlerin ardından savcılık geç harekete geçerken akıllara IŞİD'in dernekler üzerinden örgütlenmesi geldi. Türkiye'de gerçekleşen birçok IŞİD saldırısının ardından Selefi dernekler çıktı. Derneklerden bazıları kapatıldı. Yargılama dosyalarında adları geçti. Suruç, Ankara, Diyarbakır katliamlarında yer alanların derneklerde örgütlendikleri belirlendi. Dernekler IŞİD örgütlenmesinde kullanılan, açık alanda faaliyet yürüten, militan örgütleyen çok önemli yerler. Peki Selefi ideoloji Türkiye'de kendine nasıl taban buluyor? Gazeteci Erk Acarer, AKP'nin Suriye politikasının Selefilerin Türkiye içinde örgütlenmesinin önünü açtığına dikkat çekti. Fetih sevdasıyla Suriye savaşına müdahil oldu AKP'ye. Esad'ı devirebilmek için Selefi örgütlerden, işte radikal İslamcı örgütlerden yararlanma çabasına girdi. Türkiye'de de bu örgütler filizlenmeye başladı. Türkiye'nin örgütlerin geçiş noktası olduğunu hatırlattı. Pakistan benzetmesi yaptı ve süreci peşaverleşme olarak adlandırdı. Gençler için dernekleri işaret etti. Merdiven altı derneklere gidiyordu. Bu merdiven altı derneklerde örgütlenmeye devam ediyordu. Antep'in ara sokaklarında bombacılar için yelek dikiliyordu. IŞİD'li İlyas Aydın'ın sözlerini aktardı. Türkiye topraklarına selefizm ettik. Selefi derneklerinin kapanmadığına, isim değişikliğine gittiğine vurgu yaptı. Peki dernekler katliamlarda nasıl rol aldı? Ankara Gar katliamı davasının avukatlarından İlke Işık, yargılama sürecine işaret etti. Katliamın ilk soruşturma aşaması itibaren çeşitli derneklerin adı geçiyordu. Genç Ensar Derneği bunlardan birisidir. Genç Muavitler diye bir dernek adı var, o bunlardan birisidir. İlhami Balı Hayır ve Ensar Derneği adına çalışıyor. Bu dernek kendini feshetmiş, artık çalışmıyor. Genç Ensar Derneği'nin en önemli nokta olduğunu söyledi. En çok adı geçen az önce söylediğim Genç Ensar'dı. 10 Ekim 2015 günü derneğin bir genel kurul yaparak kendini feshettiği, herhalde 12 Ekim 2015 günü katliamı gerçekleştirerek görevlerinin bittiğini düşündüler ve o gün dernek kendisini feshetmiş. IŞİD'in Suruç saldırısından yaralı kurtulan Yasin Cansa katliam failinin babasının ifadesini hatırlattı. Çocuğunu ihbar ediyor polise. İşte şu derneklere takılıyor, şu cemaatlere gidiyor. Bir şey yapın diyor. Tabii polis bunu dikkate almıyor. Sonra bir öbürü gidiyor Ankara'da 103 tane insanımızı katletti. Cübbeli Ahmet'in söylemleri sonrası yargının konuya müdahale edeceği umudunu taşımadığını dile getirdi. Bunların karşısında dik duranlara, bunlarla mücadele edenlere üstüne gidip bunları gözaltına alıp bunları tutuklayıp bunlara etmedik zulümü bırakmayanlar, aynı fikirleri paylaşanlara nasıl bir müdahale gerçekleştirsinler? Ve sordu. Bir başka derneğin, A derneğinin bir başka yöneticisi çıkıp biz silahlanıyoruz deseydi ne olurdu?